mezarıma kapanıp ağlaman anam, yârim yârim diye ağlama. Roş, nasıl görünüyor? Eğer bir fırsat bekliyorsak, bundan büyüğü çıkmaz karşımıza. Asla. Tamam, ne gerekiyorsa yapın. Bunlar bizi doğru inlerine doğru götürüyorlar komutanım. Nereye kadar gidecekler göreceğiz. Çelik'te bir tarafı normal. Durali başçavuş sineklendik ula burada diye bağırıyor. Malum. Bu bir fırsat olabilir komutanım. Komutanım. Yeni çay yaptık. İçer misiniz? Oo iyi olur la. Uykum da geldiydi ha. Ula yaprak takımında mı bugün ya? Yerdeki mevziyi havaya uçur. Hadi. Komutanım. Ha. Söyle muhalim. Çeliktepe komutanım. 180 dinlemede. Tanır. Bütün nöbet mevzilerini buraya topla. Birbirimize yakın olalım. Fırla. 180. Baskonya'da 180. Beni duyuyor musun? Tamam. Durumunuz nedir? Tamam. Acil destek lazım. 180. Acil destek lazım. Anlaşıldı. Tamam. Baskın yemiştir. Allah kahretsin. Çok kötü yakalandık. Hay anasını ya. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Çok hızlı. Komutanım. Boyraz. Emrimi bekle. Buradan koşarak gitsek bile en az 4 saat sonra oradayız. Tamam işte Osman, hemen çıkalım. Komutan, akşam olmasını bekliyorlar. Yarım saat sonra öyle bir çökecekler ki 2 saate her şey olup bitecek. Ne yapacağız peki? Yapılacak tek bir şey var. Ve biz oraya çok yakınız hasta eminim. Evet. Budur. Kadın! Yanına buraya! Emredi komutanım. Ula bana bir şey olursa emir komuta, sen de çavuş. Allah korusun komutanım, o nasıl söz öyle? Fotoğrafa çevirmeyin ula burada. Bu işler böyle. Yanımızda bayrak vardır. Vardır ama. Aferin asker! Sol! Aferin asker! Sol! 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 Safet ne oldu? Kendine geldi. Konuştu, konuştu. Oh be. Çok şükür. Ula iyi bu onlar. İnsan yaralıya su vermez mi ula? İyisiniz komutanım, iyisiniz. Thank you.
Ömer şehidimiz var mı? Yok komutanım. Yaralı? Bir tane var ama komutanım önemli değil, omzundan. Oy. Ula benim kafama ne oldu ya? Top mu çarptı, ne oldu ya? Kafanız iyi komutanım. Kafanız iyi derken bir şeyiniz yok anlamında. Ya ben kanı görünce çok korktum komutanım. Vurulduğunuzu sandım. Ama herhalde böyle bir kayaya falan mı çarptınız, ne oldu? E tabii sert ve sağlam bir kafa oldu. Sus artık işte sen. Kes Kamil. Kestim Şavuş'um, kestim. Ula Taner. Emredin komutanım. Ha bu uşağı benden uzak tutun. Emredersiniz komutanım. Nöbete yolla ula bunu. Tut ula. Selam güzel kızım benim. Sabah sabah seni de uykundan ettik, kaldırdık. Olur mu teyze? Sizi uğurlamadan olmaz. Zeliha'm, gidip de dönmemek var kızım. Gelip de bulmamak var. Artık eksik hakkını helal et, değil mi? Helal olsun. Asıl sen helal et hakkını. Ah canım benim. Ah Zeliha'm. Kızım, el sana emanet. Hadi güzel yavrum benim. Beni bak, hiçbir şey istemen de. Çiçeklerimi arada bir sulu verir mi? Allah rızası için. Tamam teyzem, sen merak etme. Onlarla konuşuver de. Çiçeklerle. He ya. Böyle oğuşar gibi. Dat dat laflar et, çoşağı olma. Hallerini hatırlan da soru ver. Değil mi kızım? Tamam, sen ya merak etme. Ya Fatma, hadi seni öyle ne oluverdi ya? Şimdiye kadar biz yolu tutuvermeliydik. E geldim, patlamadın ya. Acık bekle. Al şunları koy, bakayım. Zeliha, ah geldin mi güzel kızım benim? Ah yavrum, Allah'a emanet ol güzel kızım benim. Allah'a emanet ol. Hadi güle güle gidin. Yavrum benim. Ah yüzü nurlu, eli gümüşlü kızım benim. Hadi, hadi kendine iyi bak emi kızım. Yedin mukayyet ol kendine. Yağı da suyu da tamam sayın abi. Akşam da baktık. Kontrol şoförünün yarısıdır aslanım. Radyatöre baktın mı? Baktım abi. İyi, hadi bakalım. Bismillah. Yavaş kapa. Günaydın. Günaydın. İyi yolculuklar. Sağ olun. Yalnız sizden bir şey istirham edeceğim. Arkamızdan su dökün. Kesinlikle gözyaşı dökmeyin Zeliha Hanım. Tamam. Binaenaleyh, hakkınızı da helal edin. Malum metal yorgunluğundan muzdarip bir araba. İki ihtiyar yolcu, güvensiz, emniyetsiz, tehlikelerle dolu 1295 kilometre yol. Allah korusun artık. İyimser olun. Hayırlısıyla gidin inşallah. Hayalinizde bir vesikalık fotoğraf gibi dikiz aynamın ucundan eksik etmeyeceğim Zeliha Hanım. Ve ben size... Serbülent! Yürü gari. Geç şu dümenin başına. Çan çene durma oralarda. Kocanam işte. Müsaadenizle artık. Hadi iyi yolculuklar. Hadi iyi yolculuklar. Hayırdır? Niye? Ya o televizyonda bütün gün bas bas bağırıyor ya. Şu emniyet gemeniz takın, emniyet gemeniz takın diye bağırıyor ya. Tak şunu gözümü seveyim ya. Tamam, tamam takıyoruz. Kocana. Hadi yürü gari, yürü hadi. O zaman ben gidiyorum. Euzu billahi neşetanet bismillah. Ay. Ne oluyor yo? Yandık. Panik buyurmayın kocana. Çalışacak, çalışacak. Olacak, olacak. Coşkun, vurdurun aslanım. Ne münasebet sayın abi? Ben öyle değil. Arabanın arkasına geç de bir el atıver. Arabanın aküsü bitmiş. Sabaha kadar ne yaptınız siz ha? İş bilmezler. Hadi kocam bu. Heh.
Hadi sen de. Hadi yardım et. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ben de ettireyim bari. Araba direksiyon mesuliyeti olmasaydı size hiç zahmet ettirmezdim Zeliha Hanım. Affedin beni. Önüne bak sen, önüne. Haydi bismillah. Çalıştım. Ulan dur, ben de bineceğim. Gir. Komutanım. Geldim Haluk. Rahat. Genel komutanlığa üstün cesaret ve feragat madalyası verilmesi hususunu yazdım. Muazzam bir iş başardılar komutanım. Hepimiz iftihar ettik. Ya bu Çeliktepe etrafına sondaj yaptıracağım ha. Buranın suyunda mı bir şey var, havasından bir şey var. Bu nasıl iştir Haluk? Belki de yaptırmak lazım komutanım. Havadan sudan değil binbaşım. Mayada var, mayada. Maya sağlam. Oraya gidişimiz programlandı mı? Doğrusunu söylemek gerekirse onlara gitmek için sabırsızlanıyorum. Emrettiğiniz şekilde hazırlık yapıldı komutanım. Ancak biraz daha zaman geçse şu anda belli bir risk söz konusu. Yarın değil de birkaç gün sonra gitseniz komutanım. Ben yarın o karavanadan yemezsem gece uyuyamam binbaşım. Karakola dönmüşler mi? Şu sıralar dönmüş olmaları gerekiyor komutanım. İrtibattayız. Hastaneye sevk edildi komutanım. Biraz da maddi hasarımız var. Aferin lan size. Aferin. Hepinizle vurdular. Hepinizle. Kardeşim, ama badim, ne bileyim, dağda, intikalde, pusuda ve her yerde işte hep beraber olalım, ama kardeşim. Ya kimse böyle diyor. 5 dakika sonra kafa yaparsın benimle, dalga geçersin ya. Yok yok, bu sefer çok ciddiyim. Hatta tuvalete bile beraber gidelim ya. Söz mü lan? Söz. Evlenirsem nikah şahidim olacak mısın? Şahidim. Gel. Kardeşimsin sen benim. Sen benim kardeşimsin.
Biz... Biz çok korktuk be hocam. Ve biz hiç böyle korkmamıştık. Yani ne bileyim... Biz iyiyiz ya, Sait. İyiyiz hepimiz. İyiyiz değil mi? İyiyiz hocam. Biz iyiyiz. Hadi aman ağlama ya. Hadi arkadaşların yanına gidelim. Heh. Çayları sen ısmarlayacaksın ama. Tamam, ben ısmarlarım. Haydi. Sait. Ha. Sizin tarafta bir şey yok değil mi? Bizden yana bir şey yok hocam. Çıkmamız gerek. Hazırlanıyoruz. Hele sen biraz iyileş daha var. Onun için vakit yok. Diğer arkadaşlar da... Konuşacağız. Konuşalım. Önce şunu çıkart. Necla, söylediğin lafa dikkat et ha. Şunu çıkart, konuşalım. Aval. Çok. Neden geri çekildik? Öyle gerekti. Kaç kişi geldiler buraya? Bin mi? Tabur mu? Kol ordu mu ha? Ne geldi? Sesin tonuna dikkat et. Kes sesini. Kendi postunun korkusu yüzünden büyük bir fırsatı kaçırdın. Bütün hareketi tehlikeye attın. Korkaklık gösterdin. Necla, kes. Büyük bir kazanım olabilirdi. Büyük mesafe kat edebilirdik. Ama sen ne yaptın? Dört asker gelip de kaçını kasaturayı batırınca her şeyi tehlikeye attın. Hepimizi sattın sen. Seni şu ışıkta gebertirim. Ve efsane sona erer. Baş belası, kes sesini. Ben bundan korkmam. Sen? Dışarıdaki savaşlar huzursuz. Ve onlara iyi bir açıklama yapabileceğini de hiç sanmıyorum. Ne istiyorsun benden? Komutan yardımcılığını. Olmaz. Olur. Bundan böyle bütün kararların yarısı bana ait olacak. Yoksa Kandil'e uzun bir savunma göndermek zorunda kalabilirsin. Aynı gün içerisinde hem kaçını kasaturayı yiyip de... ...hem de küpeliği öldürmeyi onlara açıklayabileceğini sanmıyorum. Benden çok şey istiyorsun. Çünkü çok şey kaybettin Heval. İlan et. Hemen. İçeri git. Ne? İçeri git ve talimatları al. Acele et.
parça da al, unutma sakın. Tamam ana. Yazdın mı dediklerimi? Yazdım, yazdım ana ya. Yazdım hem de ezberledim yani. Babam nereye gidiyor ya? Ev, tedarik görecek. Babam gidecekse bana bu kadar domates patlıcanı ne ezberletirdin, he? Nereye baba ya? La kazaya gitmiyor mu? Ya baba Allah aşkına, sen ne işin var kazada ya? Sen evde otur, anam sana kahve yapsın. Keyfinize bakın, biz gideriz ya Stalin'de ile beraber. La Stalin kim? Bu takılı ya. Atan bak işte. E ne edek? Bende kalır mı o at? Yalnız baba. La tamam. Tamam. Al bakalım. İyi. Ben öptüm sizi o zaman. Hadi eyvallah. Boğa kahve yapacaksan unutma. Benim çok işim var. Ne pişiyor yani şimdi bugün? Vallahi Ethem Bey, sine kebap, paça, etli dolma, kaburga, kavurma, hepsi de yakışır ama ha. İşi bir de ehline teslim ettik bir tamamdır. Senin de hayatın olayım Kalapatamca. Şuraya bak ya. Kaburga dolmasından bahsederken gözlerim nasıl da açılıyor ya. Sanırsa Hannibal ya. Aynı Hannibal gibi bakıyorsun gibi ederim. Ders yani. Ne gibi bakayım affedersin? Ya senin olayın bu işte. Et, köfte, cizmiz filan. Ya ama tembel ya be. Bir şey söyleyeceğim. Ne var amca? Hiç Allah için ya. Vejetaryen olmayı düşündün mü böyle? Hiçbir zavriye cevap vermeden böyle anladın mı böyle? Kıvırcı, enginar, efendim bu da koli. Ekmek, domates, peynir. Tamam, tamam. Post bir. Kapıdanca. Bizim şeye uğrayalım mı? Bizim mekana uğrayalım mı bir ya? Ha? Oğlum geç kalırsak tesmanım çok kızacağım ha. Ama buram çok kötü ağrıyor. Ha? Sen hiç aşı olmadın. Tabii varsa yoksa et. Tamam be tamam, öyle konuşma. Tacip edeyim ha. Senin tacibini var ya, yemin ederim cızbız yaparım, yerim ha. Yerim, yerim. Yerim, yerim. Ya Osman, ben de bir şey alsaydım ya. Kolonya, çiçek falan gibi bir şey. İşte ben cezaryeyi aldım komutan. Cezaryeyi mi? Abi adam hastanede yatıyor. Bir kolonya, bir çiçek falan almak lazım. Şimdi komutanım şöyle düşünün. Dureli Başçavuş'un önüne üç şey koyduk. Biri kolonya, biri çiçek, bir tanesi de cezaryeyi. Hangisini tercih eder? Başçavuş, askeri hastaneden bugün sevk edildi. Ulan bunun ne işi var burada arkadaş ya? İstemiyorum dedim ya, anlamıyor musun kardeşim ya? Şurada şunları gidip ihtiyacımızı görelim ya. Yeter bunlar Allah Allah. Siz takip ederseniz bulursunuz zaten. Ya üç adımlık yer, ben kendim gider gelirim kardeşim ya. Ama bakın, travmanın ölçüde olduğunu henüz bilmiyoruz. Sorumluluk alamayız. Size ne ula, benim su dökmemin sorumluluğundan arkadaş ya. Allah Allah. Kapıyı kapatırız. İş bitince haber verirsiniz bize. İyi yok artık, daha neler. Ama bakın, çok zor çıkartıyorsunuz bizi. İşimizi yapmamıza engel oluyorsunuz. Subhanallah ya. Tövbe tövbe ya. Ula ben sizin ördeğinize de, kazınıza da, kuşunuza da şimdi ha. Komutanım, hiç bozmayın. Öyle bir fotoğraf almak istiyorum ben. Yani sana da illaki yukarıdan emir gelecek yani bir şey yapman için ha? Ulan en küçük kendiniz ya. Hadi gidelim ya. Yok. Yok gitmek yok komutanım. Oturun. Daha cezaevi yiyeceğiz. İçeride poşet versek olmaz mı? Ya ne bileyim sen, bilet Allah'ını seversen ya.
Çok vakit kaybettik de ondan dedim. Kocana, bu 6. oldu sayende. Her 50 kilometrede bir duruyoruz. İşte yavaş yavaş gidiyoruz. Ya bu senin ottan vardı, ondan kaydettim. İçime şeydin keşke ya. Aman hanım, hadi gidelim, hadi, hadi. Hadi gidelim. Ya ileride nasıl olsa benzin alacağız ya. Bu benzinlikte de kaynar su buluruz. Hadi. Ay. Ay. Oh. İleride benzin var. Oh. 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 Dur, bir ay, bir. Ya Serbileciğim, benzin istasyonu uğrayacağız falan filan dedik. Gene mi benzin alacağız arkadaş ya? Alacağız tabii kocabam. İçiyoruz bunu, araba yakıyor. Oho, Fatma biz iflas edeceğiz ya, iflas. Diyorum gari, yürüyün. Ya 10 dakika diyor, benzin manlar. Ya abartma sen de kocabam, Allah'ın sesi abartma ya. Ne abartma sen, 10 dakika diyor benzine giriyoruz ya. 10 dakikada bir olur mu ya? Arabanın yaktığı belli kilometre var. E hadi ama abi ya, şimdi birisi gelecek yine ben takılıp kalacağım burada. Ya niye oğlum, tamam panik yapmasan arkadaş. Ya nasıl panikleyeyim, benim bir sürü işim var abi, lütfen. Ulan oğlum, bu hayattaki evlenecek ilk kız sen değilsin ki. Bir güven bana, güven. Ben, abi ben yoldayım oğlum, dörtlere yakın geliyorum ya. Hadi kapat telefonu, hadi abicim, hadi abicim. Umumiyetle böyle üşüdüğüm vakit burada böyle bir gireyim. Bulunç gibi ha, böyle kalayım. Sonra içeride bir yanma, bir sancı, sorma gitsin. Bir de kışın diz kapaklarıma bir ağrıyı, bir ağrıyı ki bu o kadar olur yani. Kalafat amca, kız ebe ya, ebe ebe. Hamile misin anlatıyorsun bu kadar, ebe kız yani. Olsun, ondan da anlar o. Tamam, siz boş bir gününüzde gelin. Ben size yardımcı olurum. Aha, jinekoloğa götüren mi arkadaşı? E tamam. Hadi Stalin, hadi. Ya, tamam, tamam. Yürü. Sağlıcakla kal kızım. İşi gücü rast gele. Şimdi gidiyorum ama geri geleceğim ha. Şu Niyo'yu evlendireyim, ondan sonra istikbalimiz var ya, önümüzde bir olimpik saha gibi açılacak. Hadi. İyi tamam, hadi. Hadi git Atan, hadi. Hadi! Bir dakika ya. O an aklıma hiçbir şey gelmedi Asteğmen'im be. Ola dedim. Allah'ım, ha bu uşakları kuş edip uçursaydım bundan sonra ne olacaksa olsaydı. Daha dedim şehit haberi duymak istemiyorum Allah'ım ya. Çok şükür ucuz yırttık, bir şey olmadı. Taner de iyi idare etmiş ama çocuk. Ne edecek tabii, kimin çavuşu ya. Asteğmen'im. Abi Osman'ın maymuncuk kafa var ya, maymuncuk kafa. Onun açmadığı delik var mı acaba ya? He maşallah. Estağfurullah komutanım. Yani sizin yanınızda. Öyle öyle. Vallahi çılgınca bir fikirdi başçavuşum. Ben de başta tereddüt ettim ama sonra oldu işte. Biz kalkalım başçavuşum. Osman zaten bir yere yetişecek malum. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok ben. Ha bu ördeğe benden uzak tutan aman ya. Kan beynime sıçrıyor vallahi arkadaş ya. Ya başçavuşum, sen de biraz dediklerini yap versen ne olur yani, ha? İnat etmesen. Ya komutanım, çok doğal bir şey ya. Başlatma ola doğalından. Hadi güle güle. Evet, tekrar geçmiş olsun. Eyvallah. Yarın Çeliktepe'deyim ha. Saldılar saldılar. Vallahi firar ederim salmazlarsa. Komutanım. Halis, ne haber? Ziyarete geç kalmadık değil mi? Yok yok, gidebilirsin ya. Osman. Hı. Yarın Hüsamettin Albay Çeliktepe'ye gelecek ya. Ben de konvoya sızdım. Yarın sizdeyim. Aa, yarın bir de o var ha Osman. Albayımın keyfi çok yerinde ama. Ha. Sabah istihbaratında sizden bahsetti. Vallahi. Bak 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 bak. Sözüm ona istihbaratçı. Herif ayaklı gazete ya. Sana da yaranılmaz zaten. Ya şey, komutanım ben gelirken bir şey alamadım da. Siz ne aldınız? Yok ya biz de... Biz de eşofman aldık işte. İlaç aldık falan. Ya bir de gelirken şey alacaktık da unuttuk onu almayı ya. Yani aslında sen alsan ne kadar iyi olur Halis ya. Ne abi, ne lazımmış? Ördek. Ördek? Hasta ördeği lan, anlasana işte. Ha ördek. Ya alsan çok iyi olur. İhtiyacı var çünkü, biliyor musun?
Ama hastanenin kendi ördeği yok mu? Oğlum acil bekliyor adam ya. İhtiyacı var diyorum sana. Alsana şunu. Hadi Ali, hadi. Senin veren nerede ya? Hemen tak onu koltuğa. Dışarıda tak onu ha. Emredersiniz. Ayıplı bir insan ya. Niye neye gıcıklandın lan? Radyo paresti. Ya diğerlerini anladım da. Biz burada iş yaparken o tombalı niye hiçbir şey yapmadan orada öyle oturuyor? Emre oğlum. Herifler çatışmadan çıktı. Bırak ona da karnını ağrımasın yani. Biz de çıktık. Biz de çıkmadık mı çatışmadan? İyi de biz baskına gittik. Gittik. Çok da güzel gittik. Onlar baskın yedi lan sabaha kadar. Sabaha kadar mı yediler? Yemediler mi? Yapanla yiyen biri olmuyor mu? Sence oluyor mu? Şimdi atıyorum, yemek yerken de mi öyle olacak? Ne alakası var lan yemekle? Ya biz atıyorum yemekte makarna, salata yerken bunlar böyle içli pilav, rosto, kemirpaşa da ısımayacak. Yok devenin spor ayakkabısı. Git ya Mahmut ya. Nasıl gidiyor beyler? Çok iyi çavuşum. Aa, kahraman bir çavuş. Sarma lan bizi. Yoo. Sarmaktan değil, sarmaktan değil. Bak çavuş, dün senin yaptığın yararlılık, şeylik... Kahramanlık. Bak, o da kahramanlık diyor. Senin yaptığın şeyin adı kahramanlık, destansı. Sana yemin ediyorum, bu Gülen'de yaptığın bütün maymunlukları, yediğin bütün muzları bana unutturdu. Övüyorum, sövüyorum. Ne yapıyor lan bu? Ya çavuşum, o sap yiyip saman şey edesin. Boş verin. Övmekten, övmekten. Tamam, belki Gülhane'de yaptığın şeyler pis, sapıkça, iğrenç şeylerdi. Ama gençsin, yapacağım tabii. Biz erkenden evlendik, iki çocuk. Neyse çavuş, neticede ben seni affettim. Seni çok takdir ettim. Hep böyle devam et, tamam? Neyse, hadi kolay gelsin. Sapık da olsa kahraman her zaman kahramandır. Öyle değil mi Eren? Ya Allah aşkına bir işe yarar lan, bir işe yarar. Bütün bunları niye yapmadın? Niye sabahtan beri bekledin abi? Aşk olsun sana ya. Ya niye sabahtan beri koşturuyorum zaten arkadaş ya. Allah Allah. Kalafat amca yolda gelirken şey dedi. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum falan filan aldım. Sana kocana götürdüm adamı. Allah Allah, kuru iftiradan saklayan ya ananım. Vallahi kendi dedi. İlle beni sağlık ocağına götürdü. Ayıp oluyor ama ha. Ya ne diyeyim ben size ya? İkiniz de çocuk gibisiniz. Şu hale bak ya. Tamam, tamam ne ananım. Biz şimdi hızlıca çıkar bütün eksikleri tedarik ederiz. Sen hiç merak etme. Merhaba. Osman da geldi. Biz gidiyoruz. Osman, ben daha hiçbir şey yapamadım. Sen yoksun abim de. Sen lay lay lom zaten. Lay lay lom ne lan? Ya sakin ol ya. Neyse, biz gidiyoruz arkadaş. Allah kolaylık versin. Duyduk hemen geldik. Ya her şey ters gidiyor. Ben bunları nasıl yetiştireceğim? Hiçbir şey yapamadım ben ya. Yani... Ya sağ ol yani. Gördün mü? Bak senin de umurunda değil hiçbir şey. Sağ ol. Ya güzelim. Bak annenler gelecek. Sen bütün hazırlıklarını bitireceksin. İki aile bir araya gelecek. Yüzükleri takacağız. Oradan yürüyeceğiz. Her şey çok güzel olacak. Biz bunu hak ettik. Osman, iki ayağım bir pabuçta çok işim var. Ben bunların hepsini nasıl yetiştireceğim? Yetiştirmem gereken bir sürü şey var. Ah Nihan ya. Güzelim, sen pabuç görmemişsin. Yarın annem geliyor, albay geliyor. Of ya, of. Komutanım.
Halis, bu ne aslanım? Ördek komutanım. Yapma ya. Ben biraz mandaya benzettim bu ne ama. Ama Halis. Buyurun komutanım. Sen ona tabancan resmi mi, beylik mi? Resmi komutanım. İyi. Ben mi vurayım seni, sen kendin halleder misin? Ördekten mi komutanım? Ulan Osman. Polis. Olsun oğlum, bir kabahatimiz yok ki. Yoksa var mı lan? Ne halt etti? Bir halt etti seni mi? Dur bakalım şimdi. İyi yolculuklar. İyi günler polis bey. Allah ne muradınızı asevesin. Beyefendi 132 kilometre hızla radara girdiniz. Ne? Neye girmişiz İbrahim? Evraklarınızı alabilir miyim? Almasak. Almam lazım. Cezai işlem uygulamam lazım. Biz bunu daha bir hususi mahiyette halletsek ikimiz baş başa. Ha? Siz kudretli devlet memuru, ben bir vatandaş. Bak kardeşim, iş başka noktalara gidiyor. Evraklarınızı verin, işimizi halledelim. Başka şansımız yok mu? Yok. Ya sen bile veriversene ehliyetten ruhsatını. Ya koca baba, senin uzun yol tecrüben yok. Bir sus Allah sen ya, bir sus ya. Ama be, tecrübe tecrübe. Beyefendi. Ya biz 130 kilometre hız yaptık da neye yaptık? Şu arkada can çekişen kadını görüyorsunuz mu siz? Bir ayağı çukurda canlı cenazeyi görüyorsunuz mu? Tövbe 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 tövbe. Tamam, siz mukaddes polislik görevinizi ifade ediyor olabilirsiniz. Ama benim de bu kadını hastaneye yetiştirmem lazım. Teyze hasta mı? Hasta tabii. Gömüm uzun adı kireç gibi. Gitti gidecek, gitti gidecek. Yalan söylüyor polis bey evladım. Yalan söylüyor. Acık midem bulandı, çıkarıverdim de. Eğin ben, eğin. Hayda. İyi misin teyze? Eğin evladım, eğin. Bu zemzem akıllı seni gandireyor. Kes cezasını. Çok yanmasanız. Kaşıkla bastırsana kızım, sıkı olsun. Anne şuna bak, olmuyor ya, hamur gibi oldu. Tamam, bırak yapacağım. Tamam. Anne. Ablam benim ciğerimin başında bir yaradır. Ama gamlanma. Senin mürvetini göreceğim inşallah. Biliyorum annem, biliyorum. Canım benim. Anam bir münasebetsizlik eder diye düşünme. Aha şu bağrıma koca koca tacı koymuşum ben. Merak etme mi kızım? Canım annem. Burası nöbetçi mermerci midir, nedir? Hoş gelmişsin Bakır abi. Patronunuz buralarda mı? Odasında abi, yukarıda. Hey. Thank you.
Ne bu şimdi? Hani tezgahlara aşıksın desem öyle de gider herhalde. Yakışık almayacak. Vallahi buralar beni kendine benzetiyor Bakır. Buralar adamı benzetir. Orası kesin. Biraz Alaturka düşünüyorum. Belki biraz salakça ama sanki... Buralarda işleri hissiyat idare eder. Mesela ben hırsla yaşarım. Sen de öyle. Necla intikamıyla yaşar. Mürselaka örfüyle, adetiyle yaşar. Avukat hanım hayal aleminde yaşar. Senin belalın aldığı gazla yaşar. Ama buralarda hiç kimse mantığıyla yaşamaz. O senin de belalın ama unutma. Beyefendi bırak bu işleri. Bak yüzük takacaklarsa taksınlar anasını satayım. Ha? Tencere tavalarını alsınlar. Ha? Koltuk kanepelerini alsınlar. Evlerini tutacaklarsa tutsunlar. Onlar evlerini tutana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer gider. Sana gerekli olan zaman. Ha? Enayilik etme, kafanı kullan. Ya eli elime değmedi tarzında işler bunlar. Zırva. Sen yeter ki arabeske bağlama. Ha? Ne yapacağını düşün ve yap. Ben yapalım. Sabrın sonu avukat olsun. Ha? Arabeske bağlamak ha? He. Ben. He. Komik. Ya beyefendi, hani kuruduk burada bir şeyler içsek diyorum ha. İçelim. He, içelim. Bir çuval inciri berbat ettin kocanam ya. Olacak iş mi Allah sen ya? Başlayacağım şimdi senin incirine ha. Sahtekar sen de. Ya beni orada polisi ikna edeceydin. Sen arka koltuğa yatacaydın, iki hava atlayacaydın. Bu kadar gazıktan kurtulacaktık biz de. Lan sen adama rüşvet teklif etmedin mi? Ettin. Tövbe tövbe. Adam da kabul etmeyince ne ettin? Yalan söyledin. Bak kocanam. Lan beni bak. Osman oralarda garsını tutup ona silah atana. Rüşvet mi veriyor beni öldürmeyin diye ha? Kavanoz kafalı. Ya o konunun bununla ne alakası var kocanım ya? Bağ gibi bağ. Burada balık kopacaksın. Benim oğlumu niye orada tuzlayacağım diye uğraşıp duru ha? Utan, utan. Ya Fatma 360 lira tutuveriyor ya. Ne edeceğiz biz? Kesin bizi haciz maciz geliverir ya. Bu Şeref denyosu var ya koca baba. Onun muayenesini yaptırmamış. Testeye bak. Deniyor bu Şeref ya. Hadi içime çorbayı da gidiverelim ya. Aman İbrahim hiç içim almıyor. Almıyor ha? Hiç, almıyor. Ben içerim, ben içerim gaz. Oğlum dünyanın çorbasını iç, ikinci çorbayı içiyorsun ya. Olsun. İçsin, 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 içsin bak. İnkar etme işte, görüyor. Vazgeçtim, ben çorba içmeyeceğim. Et yiyeceğim, et. Et yemeden doymayayım ben. Boşan da semeyen yeme. Etli olsun, onu da yerim. Daha tatlı da yiyeceğim. Arkadaşlar rahat olun. Kamil. Dolandır bakalım elden ele. Sen izin beyler. Komutanım uyku tutma be herhalde. Yok ya böyle başlamış yokken Felek'ten bir gece çalalım dedik. Ya yarın gelip bizi öttürmesin sonra komutanım. Yok ya öttürmez. Niye öttürsün be? Ya aslında biz de razıyız yani. Yeter ki... Değil mi ya? Ya çocuklar hepimiz Allah korur be.
Hoca ne haber? Ben mi komutanım? Ha, başka hoca var mı? Ya ben de varım da benim oğlum farklı. Ya siz bana hep Hasan derdiniz de. Yok, şimdi mesai bitti. Hoca, sana hoca. Hocam, siz hangi camide görevliydiniz? Cami mi? Lan oğlum, komutanımız okulda hoca. Zihni kaba erir. Tabii canım. 100. yıl lisesi ama edebiyat hocası. Ya biliyorum komutanım, biliyorum. Ben ortamı yumuşatmak adına esprim ayetinde de bu geri zihinli müherrim anlamadığı için hiçbir şey alamıyormuş. Muharrem, hadi çal bize bir şeyler ya. Komutan yani... Şimdi, estağfurullah yani. Ya bırak şimdi, bir Isparta zeybeği çal bize. Siz bir şiir okusanız komutanım. Ya. Şiir mi? Evet komutanım. Muharrem sonra da çalar. Evet yani siz şimdi bir şiir okusanız çok da anlamlı olur bence yani. Ya şimdi çocuklar. Görüyor musun Osman? Ketenfere'ye getirdiler beni. Ama komutanım siz de bir şiir okuyun çocuklara. O kadar istediler yani. İyi hadi. O zaman ben size Yahya Kemal Bey Atlı'nın Akıncılar şiirini okuyayım ha. He ya. Olur mu? Olmaz mı? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin boşanan atlarımızla, yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Komutanım, çok tebrik ederim. Gerçekten çok güzel kaleme alınmış bir şiiri çok içtenlikle, yüreklilikle dile getirdiniz. Sağ olun. Sağ ol oğlum, sağ ol. Bak gördün mü Muharrem? Ne kadar güzel yazmış amca. Amca değil, Yahya Kemal. Ya Kemal. Ya çavuşu boş ver, bu koskoca üstte böyle abi demiş bir yaratık ya. Sen ne yapacaksın bunu ya? He ya, abi demeyen de büyüdü. hadi bir tane daha. Yok artık hoca. Türkü. Türkü. Hadi bakalım, sıra Türkü'den, hadi bakalım. Hadi, kitap sazı. Anlaşıldı. Şafak'la beraber yola çıkacağız. Kamas alalım. Yanınıza çok fazla eşya almayın. Hafif olalım. Şu karı mayınlarından da alalım. Hani İtalyan olan. Yavaş, bir saniye konuşabilir miyiz acaba? Hadi siz dinlenin biraz. Ne istiyorsun? Ne var bak. Benim seninle bir sorunum yok. Biliyorsun. Öyle mi? Çok rahatladım, çok. Evvel bak, ben Mihri komutan ne diyorsa onu yaptım. Yani sonuçta hepimiz öyle yapmıyor muyuz? Maksud, ne istiyorsun? Evvel, ben sorun istemiyorum. Ben istiyorum ki seninle uzlaşalım, seninle konuşalım, birlikte çalışalım istiyorum ha, ya. Ya ne kadar da meraklıymışsınız hepiniz böyle uzlaşmaya ya. Katkın ol, katkın. Niye? Çünkü ben bu mücadelenin her aşamasında, her alanında kendimi ispatlamışım. Maksud, komutan yardımcısı benim. Buna alış. Öyle ben seni çağırmadan da gelip benim başımı şişirme. Anladın? Yarınki operasyon nedir? Sen pikniğine devam et. Eylemi de eylemciye bırak. Allah'ın cezası. Lanet olsun. Al.
istiyorsan ara çıkacaksın. Halis'e sorsana Yusuf. Belki bir bilgisi var. Emret komutan. Gördüm komutanım. O Osman Karatalı'nın komutanım. Dağ başına yaşar. Öyle garip biri. İyidir komutanım. Şika var, bak hele. Yol üstündeki bütün köylere sorulsun. Tam bilgi istiyorum. Rivayet istemiyorum ona göre. Anlaşıldı ha var. Evet beyler, üst, baş, botlar, bereler, sakal. Her şey tamam, eksik yok. Muharrem. Çavuşum. Koş tarafı. Tamamdır. Okeydir, okeydir. Ben hallettiğim için hatta çift okeydir. Mahmut. He. Albay gelince sen arka sıraya geç abi. Sebep? Sebep? Ya bir de sebebini soruyorsun Emmoğlu ya. Git kadifenin oralarında takıl işte. Her zaman yapmıyor mu kaytarmak için? Ha tamam, oynama. Gerisini düzelt. Sait bir yardım et be abi. Sen kalsaydın bir gün daha ne acelem vardı senin? Ben bunu kaçırır mıyım Süleyman'ım ya? Ula... ...umrum denetlemeyle geçti ya. Sayım yap, zimmet al, bölüğü çek çevir. Her yer aynı olacak, her çes çakı gibi asker olacak. O kadar fırçaya katlandık da... Madalya geliyor Aslıhanım. Kaçırır mıyım da ben onu? Abi Osman nereye kayboldu Aslıhanım ya? Bilmiyorum ki. Kesin telefondadır yine. Yavuklusu var da. Nihan'cığım, canım benim kapatmam lazım gerçekten. Anneler ne zaman gelecek peki? Geliyorlar Nihan, yoldalar. Ya Osman dün de böyle söyledin. Hani tam ne zaman gelecekler? Bunun vakti zamanı yok mu? Nihan'cığım, yavaş yavaş geliyorlar. Ama geliyorlar yani, yoldalar dedim sana. Bak, benim gerçekten kapatmam gerekiyor şu anda. Ya Osman bir oturup konuşsaydık şunu. Hani planlasaydık şu şeyi nasıl olacak diye. Nihan'cığım, güzelim. Bak bugün denetleme var. Gözünü seveyim, şunu atlatalım. Ben seni arayacağım. Hep böyle yapıyorsun ama. Nihan, ben telefonu kapatıyorum canım şu anda. Hakikaten kapatıyorum yani. Kapatmak zorundayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hoşça kal, hoşça kal. Deniz, bırak sen de şunları. Sağ çekeyim de azıcık kestireyim.
Ya Selim'im yapma benim lan. Sen şimdi uyudun mu? Toprak nasıl senin yanında? Uyuyamazsın sen. Ya şu gün şurasında... Ya yüzük yüzük uyuna geldik be evladım ya. Yapma Selim'im. Yok dayanamayacağım ben koca babam. Size can feda değil mi? Benim çok uykum geldi. Böyle gözlerime kurşun asılıyor. Sen kurşun asılıyor. Buz mu vermiş sana? Yok, ben sana çekeyim de bir vereyim. Ay, onun böyle yapacağı belliydi İbrahim. Ay, galabından utan, galabından. Osman Bey'in merasimde acık bekleyiversin. Sebilet, Sebilet, şşş. Uyuyiverdi ya. Ey madem, ben de acık aşağı inem de İbrahim, hava alayım acık. Bana bak, sen yediklerini çıkarıverdin. Biraz kuru köfte vereyim sen. Aman aman aman, bana kuru köfte lafı etme İbrahim. Midem ayağa kalkıyor. İyi hanım, ay. Ya ben de bir 10 dakika kimseni vereyim ya. Hah, şöyle bir. Uyumaz ki burada. Hor 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 hor. Ne uyuyacak senin yanları? Aman. Koş be, koş. Ne oldu İbrahim? Ne oldu İbrahim? Ne uyuyacaksın orada? Aman. Lan! Hazır olun. Kesel koz. Dikkat! Çelikleme karakolu. Bir subay, bir astsubay, bir uzman, 19 arbaş var. Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Rant. Arkadaşlar, Çeliktepe Karakolu bir kez daha örnek askerlik vasfını sergiledi. Her Türk askerine emsal teşkil edecek kahramanlığa imza attı. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizin gözlerinden teker teker öpüyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. Çok zor koşullar altında gösterdiğiniz hamiyet ve dirayet sebebiyle birliğimizin personeline üstün cesaret ve feragat madalyası verilmesi hususunu komutanlığımıza arz ettim. Ancak bugün burada adlarınıza düzenlenmiş olan takdir belgelerinizi sizlere vermekten şeref duyduğumu belirtmek isterim. Arkadaşlar, sizlerle gurur duyuyorum. Allah sizi Türk milletine bağışlasın. Sağ ol! Sizler de sağ olun. Evet. Jandarma komando aslanı ben Hakan Küçük Aslan. Jandarma aslanı ben Hakan Küçük Aslan. Emret komutanım. Tebrik ederim oğlum. Sağ ol. Jandarma komando başçavuş Dürali Tahtakılıç. Jandarma başçavuş Dürali Tahtakılıç. Emret komutanım. Aferin oğlum. Sol! Jandarma komando uzman çavuş Osman Kanat. Uzman jandarma iki kademeli çavuş Osman Kanat. Emret komutanım. Aferin oğlum. Sol! Jandarma komando çavuş Taner Öztan. Jandarma çavuş Taner Öztan İstanbul. Emret komutanım. Aferin oğlum. Sol! Jandarma komando onbaşı Muharrem Bektaş. Jandarma onbaşı Muharrem Bektaş Kırşehir. Emret komutanım. Aferin oğlum. Sol! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sıtkı baba atla buyur. Sağ ol evlat.
sana uğurlar olsun. Bırakayım seni evi, hadi. Yetmeyeceğim. İşim vardır. Yahu dağın başında ne işin vardır babam? Sana uğurlar olsun dedik. Hadi eyvallah. Tutmaydı. Etrafı da bir kola çarettim, yok. Allah Allah. Allah Allah. Ya yarın misafir gelecek. Adamı giydirip kuşataydık, hamamını yaptıraydık. Ya nereye gitmiş bu? Bilen yok mu? Etrafta soracak kimse yok ki ha, malum. La gidin. Gidin çoban, çoluk birini bulun. Allah Allah. Başım üstüne. İşte Sıtkı baba bu. Ha. Heh. Ethem'e söyle o da arasın. La Sıtkı babayı bulun. Muhakkak. Meraklanma, bulacağız. Çeliktepe'ye gitmiş. Madalya verecek tabii. Birazcık ilave kazın kimseye bir zararı olmaz değil. Toparlanın. Gidiyoruz. Mayınlar da hazırlayın. Yola mayın taşıyacağız. O sinemanın paramparça olduğunu göreceğim. Yol kesmine gözlük koyak. İyi olur. İki tarafı pusatılacak bir yol olsun. Arta kalanı da biz bitireceğiz ha. Hadi. Peki çocuklar. Hakan, emredin komutanım. Var mı bir şey oldu? Sağ olun komutanım. Peki. Nerede bizim deli olan? Osman! Emredin komutanım. Ne oldu oğlum senin iş? Avukat hanım vardı ya hani. İyi komutanım. Sağ ol. Bana bak. Kız isteme, nişan, düğün hepsinde bana haber vereceksin. Anlaşıldı mı?
Emredersiniz baba. Hadi bakalım. Kay! Hoşça kalın arkadaşlar. Stop! Osman, tanelle 3 asker al. Komutanın konvoyuna asfalt kesime kadar afak edelim. Emredersiniz komutan. Halis. Taner, yanına 3 tane adam al. 30 saniyemiz var. Yavuz'a arabayı hissettirmeyin hemen. Adamın yanında bir durun bakayım çocuklar. Aleykümselam. Amca ne beklersin burada sen? Kusura bakma kumandan. Seni halk koyup indirdik. Ama cehaletimize ver. Estağfurullah. Hasta mısın? Yoksa başka bir sorunun mu var? Allah hepinize sıhhat versin. Soranlar sağ olsun. Ben hep buralardayım. Size bir maruzatım vardı. O sebepten burada oturup bekledim. Estağfurullah. Söyle bakalım. Elimizden bir şey gelecek olursa. Halis. Biz de yolun devamına bir bakalım. Niye? Ne oldu ki? Omuzunda yıldız var. Ve biz birazdan vadiden geçeceğiz. Daha ne olsun? Gelirken de oradan geçtik. Ne var ki bunda? Gelişiniz haber değildi de. Dönüşümüz haber olabilir Devran. Tamam. Komutanı arz edeyim, hemen gidelim. Ajanstan dinlemişler kumandan. Gazeteler de yazmış. Maaşlı asker alınacak denmiş. Henüz çalışma aşamasında. Böyle bir niyet var ama. Ne oldu? Kumandan. Ben buradaki 7 köyü, 10 küsur mazrağı karış karış bilirim. Çok genç var. Süslü cigaralar içiyorlar, kahveye giriyorlar. İşleri yok kumandan. İşsizler. İşsiz adamı şeytan sever. Sen daha iyi bilirsin. Yani demem o ki, bu çocukları da sen gözetsen. Hele kalın bir çıksın bakalım baba. Üzerimize düşen ne olursa elimizden geleni yaparız. Eyvallah. Allah razı olsun kumandan. Sağlıcakla kal. Thank you.
Halis. Konvoyu durdur. Ne? Halis. Durdur şu konvoyu. Hüsamettin abi oyar bizi. Ne durdurması? Devrem. Şu konvoyu durdur. Hemen. Tamam abi. Sonra Osman görüntü almış derim. Bana ne ya? Bir hane dağlar, bir hane dağlar. Kimin için ağlar? Bizim için.